Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere biber pideleri balkonda saksıda nasıl yetiştirilir ve en iyi şekilde nasıl verim alınır onu anlatmak istiyorum. Ancak hazırladığımız biber pidelerini saksıya değil de Strafor'dan imal edilmiş bu kutulara dikeceğiz. Ve böylece ısı yalıtımı sağlayarak biberlerimizden daha iyi verim almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu Strafor kutuları biber pidelerinin dikilebileceği hale getirelim. Arkadaşlar pidelerimizin kullanabileceği toprak hacmini artırmak için 2 tane kutu kullanacağım. Biri alta biri üste gelecek. Alta gelecek olan kutuda mutlaka bir delik açmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Sadece çiviyle bir delik açarsak o delikten su sızmayabilir. Ama şu şekilde matkap ucuyla delik açtığımızda o delik kapanmayacaktır. Ve fazla su buradan tahliye edilecektir arkadaşlar. Bu sebeple bu şekilde sürekli açık olduğundan emin olacağımız delikler açmamız gerekiyor. Evet, alt kutu için işlem tamam arkadaşlar. Deliklerimizi açtık. Alt kutuya çok özel hazırladığım, çok zengin içerik barındıran kompost toprağı dolduracağım. Üst kutuya da perlit, vermikülit, bahçe toprağı ve torftan oluşan karışımı dolduracağım. Ve böylece kökler geliştikçe alta doğru daha zengin içeriği olan toprağa ulaşacak. Şimdi üst kutunun hazırlığına geçelim. Kapakları kullanmayacağım için şu şekilde ters çeviriyorum. Ve iki kutunun üst üste gelmesini sağlayarak daha geniş hacimli bir alan oluşturacağım. Şimdi pidelerimizin dikileceği uygun açıklıklar açmamız gerekiyor. Açıklıkları açtıktan sonra her iki kutuyu da toprakla dolduracağım. Kutulara ikişer tane fide dikeceğim için iki tane delik açıyorum. Evet arkadaşlar, deliklerimiz hazırlandı. Şimdi kutuları uygun topraklarla dolduracağız. Alt kısma zengin içerikli kompost toprağı dolduruyorum. Üst kısma toprak doldurmadan önce fidelerimizin rahatlıkla dikilebileceği alan oluşturmak için şu şekilde su şişesiyle bir alan oluşturuyorum. Ve bu alan toprakla dolmayacağı için fidelerimi çok daha kolay, çok daha rahat dikebileceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bahçe toprağı, perlit, vermikülit ve torftan oluşan karışımla dolduruyorum. Evet arkadaşlar, bu hazırladığımız alt ve üst toprağı üst üste gelecek şekilde kapatacağız ve sabit bir şekilde bantlayacağız. Evet arkadaşlar, Strafor kutuları fideleri dikebilecek aşamaya getirdik. Şimdi fideleri rahatlıkla dikebilmek için yerleştirdiğimiz su şişelerini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel fide çukurları oluştu. Yalnız biraz derin. Onun için bir miktar toprak eklemesi yapmak istiyorum. Evet, çukurlarımız şimdi daha iyi hale geldi. Şimdi viyollerdeki biber fidelerinden uygun büyüklükte olanları alacağım ve bu hazırladığımız çukurlara dikeceğim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz fidemiz burada. Fidemizi dikerken kesinlikle tam kök boğazı seviyesinde dikmemiz lazım. Ne şu şekilde yüksekte bırakmalıyız, ne de gövdeyi toprakla boğup gömmemeliyiz. Bu şekilde olduğu gibi bırakacağız.
ve işlemi tamamlamış olacağız. Aynı işlemi diğer çukur içinde yapacağım. Evet arkadaşlar, cam suyunu vereceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Strafor kutu hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı sağlayacak. Toprağın ve köklerin fazla ısınmasını engelleyecek. Aynı zamanda sulama sıklığımızı azaltacak. Fidelerimiz büyüyüp geliştikçe, ürün verdikçe ekleyeceğim ve sonucu paylaşacağım. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, 1 Mayıs günü strafor köpüklerden saksı yaparak biber fidelerimizi bu saksılara dikmiştik. Ve aradan tam 60 gün geçti. Bugün 2 Temmuz. Şimdi biber bitkimizin gelişimini yakından bir inceleyelim. Ve bu aşamadan sonra biber bitkimizden daha çok nasıl verim alabiliriz onları anlatmak istiyorum. Bitkimiz burada. Görüyorsunuz. Gayet güzel boylandı ve gayet de güzel meyve verimi var. Şimdi ilk aşamada neler yapmamız gerekiyor onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şurada ilk çatallanma bölgesine kadar olan tüm yaprakları ve şu şekilde oluşan küçük sürgünleri almamız gerekir arkadaşlar. Böylece bitkimiz üst dallarda taçlanacak, hacimlenecek ve daha çok çiçek açıp daha çok biber meyvesi verecek inşallah. Şimdi bu alt taraftaki yaprakları ve küçük sürgünleri koparıyoruz. Küçük sürgünleri koparırken gövdeye zarar vermemek için bir bıçak kullanırsanız iyi olur. Böylece sürgünü koparırken gövde yaralanmamış olur. Bu temizlemenin ardından bu yaprak koltuklarından küçük sürgünler verme eğilimine gider. Bunu da günlük takip edeceğiz ve oluşan küçük sürgünleri koparacağız. Arkadaşlar dikkat ederseniz biberler ilk meyvelerini bu çatallanma noktasından sonra vermeye başlıyor. Bu sebeple çatallanma bölgesine kadar olan tüm yaprakları ve sürgünleri koparıyoruz ki bitki üst kısma çalışsın. Strafor malzemeden yaptığımız saksılarla biber fidesi yetiştirdik. Ve bu yetiştirme tekniğinden gerçekten güzel verim aldık arkadaşlar. Bu şekilde bir uygulamayla saksıda biber yetiştirmek çok daha kolay, çok daha zevkli ve çok daha verimli bir hale geliyor. Yani arkadaşlar strafor malzemeden saksı yapmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca bu yöntemle büyüttüğünüz biber bitkilerinizi sezonun sonunda havalar soğuduğunda soğuktan etkilenmeyecek bir yere aldığınızda gelecek yıl bu bitkinizden tekrar ilkbaharın başında ürün almaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir biber bitkisini 2 yıl yaşatabilirsiniz ve 2. yılın başında daha diğer bitkilerin fideleri ekilmeye başlarken bu bitkinizden ürün almaya başlarsınız. Bu da bu yöntemin farklı bir avantajıdır arkadaşlar. Eğer saksıda, balkonda, terasta biber yetiştirmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bu şekilde bir üretim yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten seyrine doyum olmayacak şekilde ürün alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten hobi bahçeciliğinde de alınan ürün arttıkça o işin keyfi daha da artıyor. Ve bu şekilde bir üretimi gerçekten tavsiye ediyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.